Penis protezi, sertleşme bozukluğunda ağızdan alınan ilaçlar, enjeksiyon tedavisi ve şok tedavisine rağmen sertlik sağlanamayan hastalarda son seçenek olarak ameliyatla penis içerisine yerleştirilen silikon bloklardan oluşan aygıtlardır. İki gruba ayrılırlar. Tek parçalı dediğimiz katlanabilir protezler, malleable adını veriyoruz. Bu protezler penis içerisinde yer alan iki tane blok vardır. Corpus cavernosum dediğimiz, onun içerisine yerleştirirler. Sürekli sert olarak kalan protezlerdir. İlişkiye girileceği zaman düz halde bulundurulur. İlişki sonrası katlanarak kilot içerisine penis yerleştirilir. Şişirilip söndürülme özelliği olmayan katlanabilir protezler olarak adlandırılır. Diğer grup protezler, şişirilebilir protezler dediğimiz inflatable protezlerdir. Bu protezlerin rezervuar dediğimiz haznesi, skrotum kesesine testislerinin yanına yerleştirilen pompası ve söndürme düğmesi ve penis içerisine yerleştirilen silikon bloku vardır. Bu iki adettir. Birisi penisin sol corpus cavernosum'a, diğeri sağ corpus cavernosum'a yerleştirilir. Cinsel ilişki öncesi pompasına basılarak penis ereksiyon haline getirilir. Rezervuar içerisindeki sıvı penis içerisindeki bu bloklara dolarak sertleşmeyi sağlar ve ilişki sonunda diğer söndürme düğmesine basılarak sıvının geri gitmesiyle sertlik azalır ve penis normal fonksiyonunu, idrar yapma fonksiyonunu sağlayabilecek pozisyona gelir ve dıştan protez olduğu hiçbir şekilde anlaşılmaz. Protezlerde yerleştirilmesi küçük bir cerrahi operasyonla olur. Bu malleable protezlerde 45 dakika, diğerlerinde şişirilebilir protezlerde 45 dakika ile 1,5 saatlik bir süreyi alır. Protez sonrası hastalar hemen kullanamazlar. 6 hafta gibi bir süre protezleri kullanmamaları gerekir. Protezler sırasında, ameliyat sırasında antibiyotik tedavileriyle enfeksiyon önlenir. Ama protez tedavisi uygulanan hastalarda sertlik tam olarak sağlanır ve cinsel ilişki gerçekleştirilebilir ve cinsellik sağlanabilir.